2017 senesinde deri fiyatlarının düşük olmasından dolayı bayağı hareketlenme oldu. AVM'lerde birçok firmanın içinde deri konfeksiyon ürünleri yer aldı. Ve de geçtiğimiz seneye göre tam oranı bilmiyorum ama çok daha üstünde. Yani neredeyse iki katına yakın iç piyasaya deri ürünleri satıldı. İhracat kısmına gelecek olursak 2017 senesi malum işte Rusya ile yaşanan krizden sonra krizin çıkış noktası oldu. Yani bence 2017 son 3 senenin Rusya açısından en iyi senesi oldu. İhracat rakamlarımız arttı. Bununla beraber diğer ülkelere de zaten Sayın Başkan'ın açıkladığı gibi ihracatlarımız arttı. Tabii bizim en önemli pazarımız Rusya. Tek pazar olması tabii kötü. Onun yanına bir iki pazar daha bulmamız lazım. Ama deri konfeksiyonunun en büyük sıkıntısı soğuk ülkelere satmak zorunluluğu. Doğru. Bununla alakalı da alım gücünün de olması lazım. Hem alım gücü olacak hem soğuk ülke olacak. Deri kültürüne sahip bir ülke olacak. Deriyi sevmesi lazım. Peki Kuzey Avrupa ülkeleri hemen aklıma geldi. Kuzey Avrupa... Var mıyız? Orada varlığımız nasıl? Kuzey Avrupa ülkelerine de ihracatımız var. Hatta şimdi İstanbul Deri İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği bir ülke projemiz var. Sayın Başkanım başında bu projenin. Kuzey Avrupa ülkelerine fuarlara ve pazar araştırmasına gideceğiz. Bununla alakalı da tabii İngiltere bizim için çok önemli bir pazar konfeksiyonda. Biraz oraya ağırlık vermemiz lazım. Amerika'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Türk Ticaret Merkezi kuruldu. Orada deri konfeksiyon, sarayciye ve ayakkabıcılar da hep birlikte yer alacağız. Amerika'dan pay almamız lazım. Amerika çok büyük bir pazar. Biz bu pazardan çok az pay alıyoruz. Bu pazarı arttırmamız gerekiyor. Bir de tabii bizim en değerli ürünümüz değerli kürkten üretilen ceketler, ürünler. Başkanın söylediği gibi şimdi çok büyük fiyatlara satılan ürünleri biz maalesef ÖTV, KDV, ÖTV'nin KDV'si, gümrük vergisi nedeniyle o pazardan pay alamıyoruz. Kaldı ki 50 milyar dolarlık bir pazar bu. 10 binde 2 alıyoruz. Şimdi şu sınıflandırmayı da hani izleyicilerimizin daha açıklayıcı olması açısından normal kürk ve değerli kürk arasındaki biraz da farka girelim mi? Değerli kürk, tilki, bizon, çakal, rakun, çinçila, sobul dediğimiz çiftliklerde üretilen hayvanlar. Bunların ham maddesinin %100'ünü biz ithal ediyoruz. Bakın ham maddesi Türkiye'de olmayan bir üründen bahsediyoruz. Ham maddesi Türkiye'de olsa o zaman bu ürünlerin ÖTV'si, KDV'si yüksek olsun. Onda bir sıkıntımız yok. Bitmiş ürün de kalksın istemiyoruz zaten. Sadece ham madde olarak Türkiye'ye gelen ve tamamı ihraç olan %99.9'u ihraç ediliyor. Bu ürünlerden bizim daha çok pay alabilmemiz için piyasada olabilmemiz için, ülkemize döviz kazandırmamız için KDV'sinin ve ÖTV'sinin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Peki Dünya Ligi'nde sıralamada hangi ülkeleri görüyoruz? Şimdi kategori bakalım. Hakikaten deri ve deri mamulleri dediğimiz zaman deri ürünleri var, sarayciye var. Diğer yanda dediğiniz gibi kürkler, değerli kürkler hakikaten çok ayrılıyor ki ayakkabı sanayi de var, çok farklı. Şimdi ben deri konfeksiyon açısından evet konuşabilirim. Biz deri konfeksiyonu, deri konfeksiyonun içinde deri ve yünlü deri diye ikiye ayırıyoruz ama üretirken beraber üretiyoruz. Hepimiz aynı ürünleri hem deriyi zik tabir ettiğimiz hem de tüylü deriyi üretiyoruz. Burada özellikle kürkte, yünlü deride veya işte bizim kürk dediğimiz kuzu kürkü ürünlerinde biz çok iyi bir üreticiyiz. İyi bir pazara sahibiz. Konfeksiyon anlamında dünyadaki en iyi üreticilerden biriyiz. Belki birincisiyiz. Çünkü daha önce İtalya yapıyordu. İtalya zaten bir dünya markası. Fakat üretim orada bitti. Şimdi
Şimdi şu noktada şunu soracağım. Hani İtalya dünya markası. Markalaşma adına neler yapmalı bu sektörde? Şimdi nasıl dünya markası olunuyor? Sırf kalite değil. Bunun içerisinde tasarım var. Bunun içerisinde hakikaten yıllarca markalaşma adına yapılan işte pazarlaması var, Ar-Ge'si var, Ur-Ge'si var. Biz neredeyiz? Şimdi burada katma değeri yüksek ürün yaratabilmemiz için kesinlikle tasarım olması lazım. Tasarımı önem verdiğimiz zaman iyi tasarımlarla katma değeri yüksek ürünler yaratabiliyoruz. İtalya'nın yaptığı en önemli olay bu. Hem pazarlaması çok iyi hem de tasarımı çok iyi. Biz en son tasarım yarışmamız oldu. Türkiye İstanbul Deri İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği ve de çok başarılı bir tasarım yarışmasıydı. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel bir tasarım yarışmasıydı. Finalistler, finale kalanlar, ürünler bence çok güzeldi. Hakikaten çok mutlu oldum. Bununla alakalı biz Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği olarak moda tasarım bölümlerine gidip deriyi anlatıyoruz. Workshoplar yapıyoruz onlarla. Ve de orada derinin tasarımcılar, tasarım yapan öğrenciler tarafından çok bilinmediğini, gerçek olmayan derinin deri zannedildiğini üzülerek gördük. Ve de onlarda deriyi anlattık. Deri numuneleri verdik. Deriyi sevdirmemiz, deriyi tanıtmamız lazım ki yeni tasarımcılar alttan gelsin. Bununla alakalı da iki üniversiteye gittim, anlattım. Çok da memnun kaldım. Çok da ilgililerdi. Birkaç üniversiteden daha talep geldi. İnşallah onlara da gideceğiz, anlatacağız deriyi. Bunun evet iş gücü kısmına dönelim.